RT Akşam Haberlerinden iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 1 Mayıs Çarşamba. Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Bugün 1 Mayıs işçinin ve emekçinin bayramı. Bugün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de işçiler alanlardaydı, meydanlardaydı. Seslerini oradan yükselttiler, isteklerini oradan dile getirdiler. İşçiler çok çalışıp az kazanıyoruz dediler. İşçiler krizin bedelini biz ödemek istemiyoruz dediler ve işçiler kıdem tazminatımıza dokunmayın dediler. Daha pek çok mesaj verildi sevgili izleyenler. Birçoğunu sizlere az sonra aktaracağız. Bu arada İstanbul'da kutlamaların adresi bu yıl Bakırköy oldu. Taksim'e çıkmak isteyenlere izin verilmedi. Hatta Taksim'e çıkan tüm yollar kapandı. Adres Bakırköy oldu dedik ve hemen akşam haberlerine Bakırköy'le başlayalım. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul Bakırköy'de on binlerce kişi tarafından coşkuyla kutlandı. Alana yürüyerek giden gruplar hem gönlünce eğlendi hem de taleplerini dile getirdi. İşte sabah erken saatlerden itibaren toplanmalar başladı. İncirli Meydanı'nda alana giden yollardan, alanlardan bir tanesi. İşte bu güvenlik koridorundan geçen çok sayıda vatandaşlar Bakırköy Adliyesi'nin yanında bulunan pazar alanına gidiyorlar. Halaylar, flamalar, bayraklar, coşkuyla işçiler ve emekçiler taleplerini dile getirmeye devam ediyor. İş, adalet, özgürlük sloganları öne çıktı. İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Bakırköy Halk Pazarı'ydı. DİSK, KESK, TTB, TMOB ve 1 Mayıs birleşenleri tarafından gerçekleştirilen mitinge çok sayıda sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu, temsilcileri ve üyelerini göndererek destek verdi. Üç farklı yolda buluşan katılımcılar alana kortej halinde yürüdü. Ekmek! Polis ekipleri arama noktalarında göstericilerin taşıdıkları pankartları da kontrol etti. Zaman zaman polis helikopteri de havadan denetim yaptı. Bayrak ve flamaları hazırlayan gruplar zılgıt çekip slogan attı. Çalışmaya devam edenler de vardı. Hem ekmek hem su var yani. İçin bir arada. Nasıl işler, iyi mi? Güzel güzel. Gökten ya. İşçi bayramında çalışmak nasıl bir duygu? Vallahi nasıl bir duygu? Ekmeğimizin peşindeyiz. Ne yapalım? Bizim de şeyimiz bu. Evet, durağımız yine Bakırköy olacak. Devrimci İşçi Sendikaları Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu Bakırköy'deki miting alanında on binlere hitap etti. Çerkezoğlu konuşmasında birlik vurgusu yaptı. Kutuplaştırmaya, bölmeye çalışanlara inat, 1 Mayıs meydanları aydınlık geleceğin teminatıdır dedi. Çalışanlara inat, bu ülkenin geleceğinin güvencesi biziz. Biz biliyoruz ki Türk'ün, Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, inançlının, inançsızın, yani bütün ezilenlerin ve emekçilerin birliği bu ülkenin aydınlık geleceğinin biricik teminatıdır. Aydınlık geleceğimizin teminatı işte bu 1 Mayıs meydanlarıdır. Seçim kürsüsü yapanların değil, bu memleket çocuklar ölmesin dediği için küçücük bebeğiyle hapishaneye dört duvar arasına giden Ayşe
ekranların başında gece gündüz bekleyerek halkın iradesine sahip çıkanlarındır. İşçiler krizin bedelini ödemeyecek. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları dolayısıyla Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Meydana giriş çıkışlar da kapatıldı. Türk İş ve Hak İş heyetleri 77 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri andı. Cumhuriyet Anıtı'nda saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Beşiktaş ve Mecidiyeköy'den Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara müdahale edildi. Mecidiyeköy'den gelen gruptan 7, Beşiktaş'tan gelen gruptan 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısı saatler ilerledikçe de arttı. Kahrolsun, ücretli, kölelik, düzeni! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, The Marmara önü ve sıra servilerle İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik tedbirleri geceden alındı. Polis ekipleri Taksim Meydanı'na çıkan bazı yerlere kontrol noktaları kurdu. Vatandaşların ve turistlerin meydana giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Taksim Meydanı ve çevresinde Çevik Kuvvet polisleri görev yerlerini aldı. Bazı bölgelere tomalar konuşlandırıldı. Sabah işe gitmek isteyenler polis engeliyle karşılaştı. Feriköy'de oturuyorum ben. Otobüs yok, Osman Bey'e yürüdüm, metro yok. Patronum bir şekilde gelmen gerekiyor diyor. Ama siz de gördüğünüz gibi geçemiyorum. Tekrardan geri dönüp Kasımpaşa'dan yürüyün diyorlar. Ya böyle bir koruma olmaz. Bu insanlar çalışıyor. Ya öyle bir sistem olması gerekiyor ki 1 Mayıs'ta hiçbir yerin açılmaması gerekiyor. Ya da böyle bir sistem olmaması gerekiyor. İşiniz nerede? Eminönü'nde çalışıyorum ben. Gidemiyorum, hiçbir şekilde gidemiyorum. Vatandaşlar uzun süre polisleri ikna etmeye çalıştı. İvan da şu an için geçiş yasak yani. İvan'a çıkan her yer kapalı. Bazı vatandaşlar iş yerlerine gidemeyince evinin yolunu tuttu. Bazıları ise farklı güzergahlardan iş yerlerine ulaşmaya çalıştı. Osman Bey metro istasyonu, Taksim metro istasyonu, Şişhane metro istasyonu, Kabataş Taksim finiküler hattı, Karaköy tünel finiküler hattı yolu da trafiğe kapatıldı. Öte yandan Hak İş ve Türk İş üyeleri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 42 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı. Değerli arkadaşlar bugün 2019 1 Mayıs. Bugün 1977 senesinde 34 tane arkadaşımız bu alanda katledildi. Aradan 40 seneye yakın bir süre geçti. Bunları kim yaptı, neden yaptı, niçin yaptı hala belirsiz. Bizler haklarımız için, özgürlüklerimiz için, demokrasi için, insanca hayat, adil bir dünya için alanlardayız. Özgürlükçü, katılımcı, sivil ve demokratik yeni Türkiye için birlikteyiz. Din, vicdan ve fikir özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerine hakim kılınması için alanlardayız. Önceki günde 78'liler Vakfı 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybeden 34 kişi için Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakmıştı. Taksim Meydanı'nda polis müdahalesiyle karşılaşanlar da oldu. Mecidiyeköy'den Taksim'e yürüyen İnşaat İş Sendikası üyesi işçiler gözaltına alındı. Beşiktaş'ta slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakilere de müdahale edildi. Polis ekipleri gruptaki bazı kişileri gözaltına aldı. Kuyu'da Taksim'i yürümek isteyenlere de polis müdahale etti. Gözaltına alınanlar oldu.
Tabii 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda meydanlardan sesler daha iyi çalışma koşulları için, emeğin karşılığı için, iş kazalarını durdurmak için yükseldi. İşçiler sorunlarını dile getirdi. İşçilerin en büyük problemlerinden biri de geçim sıkıntısı. Haksen Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen anma etkinliklerine içi boş cüzdanlarla giriş yaptı. Cüzdanlar boş, dolmuyor sözleri dikkat çekti. Cüzdanlarımız boş, dolmadı piniç. Dolmadı, dolmadı. İşte bu görüntülerde yükselen sesler, işçilerin derdini gözler önüne seren bir temsil oldu. Haksen Taksim Meydanı'na içi boş cüzdanlarla giriş yaptı. Ceplerinden çıkardıkları cüzdanları salladılar, içi boş diyerek tepki gösterdiler. Boş, boş. Cüzdanlarımız boş, dolmadı piniç. Dolmadı, dolmadı. Boş cüzdanları anıtın önüne bıraktılar. Burada bunları Taksim'e bırakıp ayrılacağız arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayat pahalılığı gerçeğinin işçilerin cüzdanına yansıması böyle protesto edildi. Taksim Meydanı'na çıkan cadde ve sokakların 1 Mayıs yasakları kapsamında yaya ve araç trafiğine kapatılması turistlere zor anlar yaşattı. Bölgedeki otellerden çıkan ya da otellere yerleşecek çoğu turist uzun yolları bavullarıyla birlikte yürümek zorunda kaldı. Üstelik güvenlik önlemleri çerçevesinde bazılarının üstleri ve bazılarının da valizleri arandı. Taksim ve çevresindeki otellerde kalan turistlerin çoğu için 1 Mayıs yasakları sürpriz oldu. Ellerinde valizleriyle otellerinden çıkanlar, yaya ve araç trafiğine kapatılan yolları valizleriyle birlikte yürüyerek geçti. Sadece otellerinden ayrılanlar değil, otele yerleşecek olanlar da aynı zorluklarla karşılaştı. Uzun mesafeleri yürüyerek geçti. Güvenlik önlemleri çerçevesinde valiz ve üstleri arananlar da vardı. Bariyerlerle çevrili ya da araç trafiğine kapatılan bölgeyi yürüyerek aşan turistler, kendilerini bekleyen servis araçları ya da taksilerle havalimanının yolunu tuttu. Evet, şimdi ekranlarımıza 1 Mayıs'ta alanlardan yansıyan birkaç fotoğrafı getiriyoruz sevgili izleyenler. Çünkü bugün 1 Mayıs alanlarda oldukça coşkuyla, sevinçle, mutlulukla kutlandı. Ama diğer yandan da ülkemize dair önemli mesajların verildiği yerler işte o alanlar oldu. İşte görüyorsunuz 1 Mayıs'ta o kalabalığın verdiği mesajlardan birkaçı ve burada dikkat çekici bir nokta var. Bir TOMA var sevgili izleyenler. Toplumsal olaylara müdahale aracı 1 Mayıs'ta alanlarda yine yerine aldı. Şükür ki bu olayla ilgili kötü haberler vermek durumunda kalmadık sizlere. Devam edelim arkadaşlar sıradaki fotoğrafımızla. İşte halk evlerinin olduğu bir fotoğraf. Yine halayların çekildiğini görüyoruz meydanlarda. Coşkulu, mutlu anlar, kareler böyle yansıyor fotoğraflara. Devam edelim. Yine 1 Mayıs'ın kutlandığı, fotoğrafların çekildiği, insanların mutlu olduğu anların yansıdığı karelerden biri de burada. Ve son olarak da işçilerin seslerinin yükseldiği bir kare bu sevgili izleyenler. İnşaat işçileri eylem yaptılar. Baretlerini yerlere bıraktılar. İş güvenliğinden söz ettiler. Ne kadar önemli olduğunu vurguladılar ve taleplerini 1 Mayıs'ta meydanda işte böyle dile getirdiler. Şimdi ise durağımız Taksim olacak sevgili izleyenler. Çünkü Taksim'e çıkan yollar bugün kapandı. Taksim bomboştu sevgili izleyenler. Öylesine boştu ki esnafın canı sıkıldı ve boş caddelerde futbol, voleybol oynamaya başladılar. Sanki birbirinden farklı iki yer gibi görünen bu iki cadde de İstiklal Caddesi. Bir yanda iğne atsan yere düşmeyecek kadar kalabalık cadde, bir yanda 1 Mayıs'ın İstiklal Caddesi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde toplantı ve gösteri yürüyüş yapılmasına izin verilmeyen Taksim'de güvenlik önlemlerinin alınmasıyla İstiklal Caddesi'ne de girişe izin verilmedi. Orta İstiklal Caddesi'nde nadiren rastlanacak bu görüntü çıktı.
İstiklal Caddesi bomboştu. Bu görüntüler ise Taksim Meydanı'ndan. Sadece bölge esnafının kaldığı 1 Mayıs'ta esnaf bu sakinliği fırsat bildi, top oynadı. Esnaf dükkanını açtı bugün ama tabii önceki günlerin yoğunluğu yok. Meydanda böyle... İş yapamayan esnaf bol bol top sektirdi, keyifli anlar yaşadı. Ama tabii önceki günlerin yoğunluğu yok. Sıra Serviler Caddesi'nde de benzer görüntüler vardı. İki esnaf kapalı yolları fırsat bilerek voleybol oynadı. Esnaf görmeye alışık olmadıkları Taksim Meydanı'nın durgunluğunu eğlenceye çevirdi. Antikapitalist Müslümanlar da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde meydandaydı. Önce 77 1 Mayıs'ında hayatlarını kaybeden işçiler için Fatih Camii'nde gıyaben namaz kıldılar. Ardından da Saraçhane Meydanı'nda açıklama yaptılar. Patronların ve yöneticilerin ihmalkarlıklarından dolayı iş cinayetlerinde hayatını kaybeden tüm işçiler, emekçiler ve tüm mazlumlar için bugün gıyabi cenaze namazı kılacağız. Görüntüler Fatih Camii'nden. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir araya gelen antikapitalist Müslümanlar, 1 Mayıs 1977'de Taksim'de hayatını kaybeden işçileri anmak için gıyabi cenaze namazı kıldı. Mülk Allah'ındır yazılı pankart açıp kortej eşliğinde Saraçhane Parkı'na doğru yürüyenler arasında ilahiyatçı yazar İhsan Eyle Açık da vardı. Surle karşı omuz omuza. Grup yürüyüş boyunca Allah, ekmek, özgürlük sloganı attı. Grup adına Hadiye Yolcu bir basın açıklaması yaptı. Bizler antikapitalist Müslümanlar olarak işçilerin, emekçilerin ve alın teri dökenlerin hakkını sömürenlere, kula kulluk edenlere, yiyip de doymayanlara, Harun gibi gelip karunlaşanlara, iş cinayetlerine, çocuk taciz ve tecavüzlerine, kadın cinayetlerine, ellerine Kur'an alıp bitik meydanlarında oy devşirenlere, açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum olan insanlar varken milyonlarca dolarlık saraylarda yaşayanlara, komşusu açken tok yatanlara, 1 milyar insan açken yünlü seccadelerde namaz kılıp lüks ve şatafatlı evlerde sefa sürenlere, özetle Kabe'si para olan tüm sömürgen düzen, sistem ve insana hayır diyebilmek için buradayız. Bizler antikapitalist Müslümanlar olarak Allah'ın herkese yetecek olan bir günün Allah'ın kulları arasında eşit bir şekilde paylaşılmasını istiyoruz. Paranın sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir kudret aracı olmamasını istiyoruz. İşçinin ve emekçinin hakkının alın teri kurumadan verilmesini istiyoruz. En temel hak, hukuk ve insani değerlere kavuşabilmek için bedelini açlığa yatıranların taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Zenginlerin mallarında yoksulların hakkı vardır diyoruz. Adalet, eşitlik ve özgürlük istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de gerçekleştirilen 1 Mayıs mitingine eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla platforma çıkan İmamoğlu çifti katılımcılardan büyük alkış aldı. Burası birleşme, paylaşma, bölüşümün hissedildiği yer. O bakımdan çok mutluyum diyen İmamoğlu'na vatandaşların ilgisi büyüktü. Bir vatandaşın iki gözümüzün çiçeğisiniz şeklindeki iltifatına İmamoğlu gülümseyerek teşekkür etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de gerçekleştirilen 1 Mayıs mitingine eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla platforma çıkan İmamoğlu çifti katılımcılardan büyük alkış aldı. İmamoğlu 1 Mayıs'ı kutlamak için alanı dolduran on binlere alın terinizin emeğinizin bayramı kutlu olsun, hepinizi çok seviyorum dedi. Emekçi kardeşlerim, alın terinizin emeğinizin bayramı kutlu olsun.
birlikte bir arada olduğumuz günlerde kutlamak dileğiyle hepinizi çok seviyorum. Emeğiniz ve emeğinizin karşılığını aldığınız günlerde hep birlikte olmak dileğiyle hepinizi kucaklıyorum. Bugün hayatını kaybeden kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bayramınız kutlu olsun. Platform yakınında ilçe belediye başkanları tarafından karşılanan İmamoğlu'na CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. İmamoğlu kendisini çevreleyen vatandaşların öz çekim taleplerini de geri çevirmedi. Ekrem İmamoğlu kalabalığın arasında basın mensuplarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 1 Mayıs kutlamalarına katılmasına ilişkin sorusuna da cevap verdi. Yani olması gerekeni yaptım aslında. Bir özellik olarak değil, olması gereken, bugüne kadar katılmaması doğru değil. Yani emek adına bir yerde bir adım atılıyorsa kim olduğuna bakmaksızın yanında oluruz. Olmalıyız, ders çıkartmalıyız, emekçinin sesini duymalıyız, ne yapacağımızı duymalıyız. O bakımdan bir de bir bayram, kutlama. Ben bu katıldığım 10. 1 Mayıs. Daha önce katılmamıştım ama tadını aldığım için her yerde söylüyorum. Mutlaka katılalım, hissedelim, birbirimizi hissedelim. Ve burada başka bir şey aramaya gerek yok. Bura birleşme yeri, buluşma yeri. Bölüşmenin, paylaşmanın hissedildiği yer. O bakımdan çok mutluyum. Nice 1 Mayıs'lar daha iyi koşullarda, daha doğru yerlerde. Ben 5 yıldır belediye başkanlığı yaptığım kurumun kapısında her 1 Mayıs'ın bir gün öncesinde işçilerimle, çalışanlarımla, memurlarımla kutlama yapıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dün yaptık. İlkiydi. Belki çalışanlar bunu tam anlayamamış olabilir. Ama zaman geçtikçe çok sevecekler. Ve göreceksiniz, on binlerce çalışanımızla biz 30 Nisan'da kutlayacağız. 1 Mayıs'ta da gelip alanlarda kutlayacağız. Bu bayramın anlamına uygun şekilde kutlanıldığı her an çok kutsaldır, çok önemlidir. Alanda Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'la da sohbet eden İmamoğlu, kendisine bariyer arkasından sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı, uzatılan yüzlerce eli sıktı. Vatandaşın alandan ayrılmak üzere olan İmamoğlu'na bariyerlerin ardından iki gözümüzün çiçeğisiniz şeklindeki iltifatını İmamoğlu gülümseyerek ve teşekkür ederek karşıladı. Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işçi, memur ve tüm çalışanlarca alanlarda coşkuyla kutlandı. Emekçiler 1 Mayıs dolayısıyla taleplerini haykırırken iş, adalet ve özgürlük sloganları öne çıktı. Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi ve emekçilere taleplerini sorduk, onları dinledik. Tekstil işçi, emek sömürüsü. Eşit ücret şeyin farklar, aradaki farklar. Bu kıdem tazminat olayları. Ya devletin bütün şeyleri, ya ekonomik krizlerin hepsini işçiye yüklemekte. Ya biz bu artık yükü kaldıracak halde de değiliz. Çocuğum burada. Çocuğuma da ya cebimizde buraya gelmek için arkadaştan borç para aldık ya. Hakkımızı aramıyoruz. Özgürlük istiyoruz. Ne için özgürlük istiyoruz? Bir sosyal medyada bir şey paylaşıyorsun, başına ya gelmedik bir şey kalmıyor. Yeter artık. Çeksin, ellerini üstümüzden çeksin. İşçiler neden haklarını alamıyor? Neden haklar? Birlik olamıyoruz. Beraberlik olamıyoruz. Bu mesela burada
AKP'ye oy vermiş kardeşlerimiz de var. Ama bir ara gelip de yani kendi şeyimizi bir dile getiremiyoruz. Ayrıştırdılar, insanları ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Geçinemiyorum kardeşim, ben açım. Yetmiyor. Yetiştiremiyorum. Çocuğum devlet okuluna gidiyor. Ya gönül ister ki en güzel yerde okusun. Ama yetiştiremiyoruz. Soğanın kilosu olmuş bilmem 8 lira. Patatesin kilosu olmuş. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Elin uşağı aya gidiyor. Biz ayda bilmem ne de koloni kuruyor. Biz hala burada başka şeylerle meşgulüz. İnsanları bilime, ilime. Ya Mustafa Kemal'in bize gösterdiği yola öyle bir eğitime ihtiyacımız var. İnşaat işçilerinin problemleri neler? İnşaat işçilerinin problemleri kesinlikle sağlıksız koşullarda çalışıyorlar. Mesela şöyle basit bir şeyini söyleyeyim. Konteynerde yatan arkadaşlar gerçekten çok kötü koşullarda yaşıyorlar. Bir pire mevcut. Kesinlikle yani bazen gidip orada yaşasanız insanınızdan utanırsınız. Ama bugün baktığınızda bütün dünyada inşaata değer veren inşaat işçileridir. Bir inşaatı düşün, temelinden tut, anahtar teslimine kadar inşaat işçilerinin emeği var. Ben şöyle düşünüyorum, inşaat işçileri okyanus gibi. Okyanus gibiler inşaat işçileri ama baktığında okyanusun kenarında unutulmuş bir işçi sınıfı. Talepleriniz nelerdir? Ya bizler şimdi kıdem tazminatına karşı, zorunlu BES'e karşı, işsizliğe karşı, iş özgürlük, iş güvencesi için, emeklilik için, bunlar için biz bugün taleplerimiz için 1 Mayıs alanlarındayız. Bunlar için aykıracağız. Tek güvencemiz olan kıdem tazminatımız elimizden gidecek. Bunun için daha güçlü bir şekilde yani alanlarda olmak zorundayız. Liman işçilerinin problemleri neler? Liman işçilerinin öncelikle problemi şu anda sendikalaşmaya karşı engellemeler olduğundan dolayı en büyük problemimiz budur. İkinci problemimiz de taşeron sistemidir. Şu anda limanlarda en büyük sorun da taşeron sistemidir. Çünkü taşerondaki arkadaşlarımız yani günden güne eriyorlar. Sağlık açısından günlük iş kazaları geçiriyorlar. Bel fıtığı, boyun fıtığı, hepimizde bel fıtığı, boyun fıtığı vardır. O yüzden öncelikle buradan tek iki şeyimiz var, isteğimiz var. Biri kıdemlerimize uzatılan ellerin geri çekilmesi, ikincisi de taşeron sistemin kalkmasıdır. Şimdi çokça meselesi var güvenlik sektörünün. Güvenlik sektörü diğer iş kollarından epeyce farklılıklar içeriyor. Mesela diğer iş kollarında bütün çalışanlar aynı iş yerinde bulunuyorken bizim güvenlik sektöründe özellikle kamuda 20-30 farklı yerde geceli gündüzlü çalışan ikişerli üçerli gruplar halinde mesaisini sürdüren ekipler oluyor. Bu ekipler haliyle 20-30 farklı yer ve çok dağınık halde oldukları için çalışma koşulları çok farklı olabiliyor. Birinci meselemiz bu. Bütün iş kollarından çok temel olarak farklılaşan hakkı hukuku savunmak açısından da ciddi zorlukları beraberinde getiren bir durum bu. İşçiler bu 1 Mayıs'tan ne bekliyor? Talepleri neler? Valla daha güzel bir gelecek bekliyor. Daha iyi, daha güzel bir şartlar bekliyor. Artık işçiler ölmek istemiyor. Daha güzel şartlarda, daha güzel aylık almak istiyor. Türkiye'de işçiler haklarını alabiliyor mu? Hayır, hiçbir zaman haklarını almadılar. Almıyorlar da. İşçiler işçi değil, sürekli köledir. Eğitim emekçilerinin problemleri, sorunları neler? Hangisiyle başlayacağımı bilmiyorum ama başlangıçta parasız eğitim ve parasız eğitim alamayan öğrencilerin yaşadığı sorunları biz de yaşıyoruz. Paraya ihtiyaç olması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği kitapların yetersiz olması, bunun sonucunda öğrencilerimizden kaynak kitapları almasını istememiz. Biz istemiyoruz ama öneriyoruz. Almazlarsa onlar sıkıntı yaşıyorlar. Öğrencilerin yaşadığı bütün sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Veliler deseniz öyle. Parasız eğitim en önemli sorun. Onun dışında öğretmenlerin çalışma koşullarının zorluğu, ücretler dünya sıralamasında ne kadar düşük herkes biliyor. Onun dışında hangisini söyleyeceğim aklıma gelmiyor. Çocuklarınız varsa ya da tanıdığınız küçükler, onların yaşadığı her şeyi siz de biliyorsunuz, biz de yaşıyoruz. Halaylar, flamalar, bayraklar, coşkuyla işçiler ve emekçiler taleplerini dile getirmeye devam ediyor. İş, adalet, özgürlük sloganları öne çıktı.
1 Mayıs'ın Ankara'daki kutlama adresi Anadolu Meydanı'ydı. Binlerce kişi alana yürüyerek gitti. Ardından alanda işçi ve emekçilerin bayramı coşkuyla kutlandı. Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. 1 Mayıs Ankara'da coşkuyla kutlanıyor. İşçiler, emekçiler, öğrenciler, halaylar, şarkılar, türküler eşliğinde günlerini kutluyor. Başkentte 1 Mayıs kutlamaları Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Sendika ve meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler, kortejler halinde meydana yürüdü. 1 Mayıs kutlamalarının Ankara'daki adresi Tandoğan Meydanı oldu. Seslerini duyurmak isteyen işçiler ve emekçiler Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Sloganlar eşliğinde meydana doğru yürüyorlar. Meydana çıkan bütün cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Kontrol noktaları oluşturuldu. Dronlarla Anadolu Meydanı havadan da sürekli kontrol edildi. 1 Mayıs İşçi Bayramı için Ankara'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yürüyüşe katılacak olanlar önce polis kontrolünden geçiriliyor, ardından alana giriş yapıyorlar. Tertip komitesinde yer alan DİSK, KES, TMOB, Ankara Tabipler Odası'nın hazırladığı ortak metin kadın işçi tarafından okundu. Yeminimiz, yarınlarımız, hoş geldiniz. Ardından Çankaya Belediyesi işçilerinden oluşan grup teneke sahneye çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya ve Veli Ağbaba ile Ankara milletvekilleri alandaydı. Toplumu kucaklarsak, toplumun tüm sorunlarına sahip çıkarsak başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını gösterdi. İşçinin, emekçinin sorununa sahip çıkın, halkın sorunlarına sahip çıkın, biz size sahip çıkarız dedi halkımız. Şimdi bize düşen görev bu büyüyen, bu görkemli 1 Mayıs'ı yaratanlara selam olsun diyorum. Kutlamaların sonuna doğru Moğollar grubu sahneye çıktı. Binlerce kişi şarkılara eşlik etti. Önceki yıla göre daha kitlesel ve coşkulu olan 1 Mayıs kutlaması olaysız sona erdi. Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarında tansiyonun yüksek olduğu nokta Kızılay'dı. Anadolu Meydanı'na Kızılay'dan yürüyen CHP kortejine polis biber gazıyla müdahale etti. ARBD'de CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız biber gazından etkilendi. Bir milletvekili olarak durmadan gaz yemeye mahkum olmuşuz. Ankara'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında sakin atmosferi polis bozdu. CHP'nin kortejine biber gazıyla müdahale edildi. Aralarında CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın da bulunduğu CHP'li grup kutlamaların yapıldığı Anadolu Meydanı'na Kızılay'dan yürüdü. Polis yürüyüşü engellemeye çalıştı. Kaya ve emniyet güçleri arasında tartışma yaşandı. Polis CHP'nin kortejine biber gazıyla müdahale etti. Müdahale eden Yıldırım Kaya ile birlikte Hüseyin Yıldız da etkilendi. Şimdi gençler de yürüyorduk. Bir anda polisler aramıza girdi. Gençler dönmeye başladılar. Provokasyonu onlar yarattılar. Biz de engel olmak için, çocuklar dönmemeleri için mücadelemizi verdik ama maalesef gazları sıktılar gözümüze. Bir milletvekili olarak durmadan gaz yemeye mahkum olmuşuz. Yaşanan arbede polis ekiplerinin ve parti görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işçi, memur ve tüm çalışanlarca bugün tüm Türkiye'de kutlanıyor. Emekçiler 1 Mayıs dolayısıyla seslerini duyurmaya çalışıyor. Emekçilerin iş güvencesi, adil ücret, güvenli çalışma koşulları konusunda taleplerinin yanı sıra bu yıl gündemlerinde 4 konu daha öne çıkıyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerin bu yıl en önemli gündemi kıdem tazminatı. 1 Mayıs etkinliklerinde de kıdem tazminatı ön plana çıktı. Türk İş bu yılki 1 Mayıs'ın temasını kıdemime dokunma olarak belirledi. Kıdem tazminatı, kadın cinayetleri, çocuklara tacizler. Hepsine karşı birlik olmak için ayrılmalıyız. Kıdem tazminatının bu yıl ön plana çıkması konuyla ilgili yeni bir çalışma sürecinin başlatılmasından kaynaklı. Hazine Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimden sonra yaptığı açıklamada tamamlayıcı emeklilik sisteminin bir parçası olarak kıdem tazminatı fonunun hayata geçirileceğini söylemişti. Kıdem tazminatı reformunu da hayata geçireceğiz. BES ile entegre kıdem tazminatı fonunda toplanacak. Kıdem tazminatı hakkımızı almak istiyoruz. Gasp edilmesin haklarımız. 1 Mayıs'ın önemli gündem başlıklarından birisi de 3600 ek gösterge. Seçimlerden sonra hemen hazırlıklar yapılmıştır. Ele alınacak konulardan bir tanesidir. Erdoğan yerel seçimlerden sonra 3600 ek göstergenin hayata geçeceğini bu sözlerle duyurmuştu. Ancak hala atılan bir adım söz konusu değil. Emekçilerin en önemli taleplerinden biri de bu nedenle 3600 ek gösterge. Kamu çalışanlarının bireysel emeklilik sigortasında zorlanması, söz verildiği halde 3600 ek göstergenin verilmemesi, kurumlar arasında vergi dilimlerinin farklılık göstermesi, tüm bunları protesto etmek için bugün 1 Mayıs alanlarındayız. Kamu görevlilerinin toplu iş sözleşmeleri de emekçilerin önemli taleplerinden birisi. Sözleşme 2 yılda bir yapılıyor. 2020-2021 yıllarında memur maaşlarında yapılacak artış oranları Ağustos ayındaki pazarlık sürecinde belirlenecek. Gelecek 4 yıl boyunca seçim görünmemesi nedeniyle memur sendikalarının bu yıl pazarlık gücünün az olması bekleniyor. Ancak 2018 yılında yaşanan yüksek enflasyon dolayısıyla tabandan da yoğun baskı kaçınılmaz görünüyor. Yasanın çıkacağına gayet eminiz çünkü verdiğimiz mücadele tüm Türkiye'de yayıldı. Bunun göstergesini zaten seçimlerde de gösterdik. Bu hakkı birlikte hep birlikte alacağız. Emekliyim ben, emekli maaşıyla geçinmek zor. Yani biz hakkımızı istiyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar da bu yıl 1 Mayıs alanlarında seslerini duyurmaya çalıştılar. 38 yaşında bir insanın emekli edilmesi demek hem o insana saygısızlık, hakarettir, hem de bu devletin hazinesine, kasasına. 38 yaşında emeklilik zaten olmaz. Hiçbir arkadaşım da ben 38 yaşında emekli olayım diye ortaya çıkmaz. Çıkmadı da zaten bugüne kadar. Ama bir hak varsa ve ben bir hak sahibiysem, yasalar bana bir hak tanıdıysa ben bu hakkı kullanmak isterim diyor. İşçilere eşit ücret verilmesi. Günde 3 öğün simiti duydum. Ne diyordu? 9 veriyor, onu bile bulamıyoruz. Yanıma kar kalsın. Başka bir şey yok. Onu protesto ediyorum yani. Geçen yıl meclis açılırken CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekillerinin konuyla ilgili ayrı ayrı yasa teklifi vermeleri ve HDP'nin de teklifleri destekleyeceğini açıklaması nedeniyle EYT'lilerin beklentisi arttı. Her defasında MHP ve AKP'nin oylarıyla hüsrana uğrayan EYT'liler mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. Tarımda milli birlik projesi tarımın yok olması anlamına geliyor. Türk tarımı yerli ve yabancı sermayenin eline geçiyor. Ben KHK ile 677 sayılı KHK ile işinden ihraç edilmiş bir emekçi olarak kesintisiz olarak 27 Şubat 2017'den bu yana iş yerimin önünde her pazartesi 11.30'da direniyorum. 1 Mayıs 3 büyük kent dışında yurtta birçok kentte de coşkuyla kutlandı. Türk İş'e bağlı 34 sendikanın emek ve dayanışma gününü kutlama adresi Kocaeli 15 Temmuz Milli İrade Meydanı oldu. Türk İş tarafından İzmit'te düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne binlerce kişi katıldı. Türk İş'e bağlı 34 sendikanın yer aldığı kutlamalar öncesinde polis önlemlerini arttırdı. Doğu Kışla Parkı'nda toplanılmasının ardından burada oluşturulan kortej, "Yaşasın 1 Mayıs, susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları atarak yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Bir Mayıs kutlamalarına katılanlar alana üst taraması yapıldıktan sonra alındı. Alanda Türk bayraklarıyla Türk İş Sendikaları flamaları dağıtıldı.
Alanda ayrıca kıdem tazminatıma dokunma, vergide adalet sağlansın, taşeronda ayrımcılığa son, krizin bedelini ödemem, emeklilikte yaşa takılmak istemiyorum yazılı dev pankartlar yer aldı. Kutlamalar saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay Kocaeli'nden iktidara seslendi. Bizi görmezlikten gelmeyin, yok saymayın, bedelini ağır ödersiniz dedi. Buradan sesleniyorum. Kıdemle ilgili olumsuz bir çalışma yapmayın. Kıdemle ilgili nokta kadar geriye gidecek bir çalışma yapmayın. Yapamazsınız, yapmazsınız, yaptırmayız. İş ekmek yoksa barış da yok. Değerli kardeşlerim, kıdem bizim kızımızın çeyiz parası, oğlumuzun düğün parası. Kıdem bizim nefes almamızı sağlıyor. Kıdem bizim duymamızı sağlıyor. Kıdem bizim görmemizi sağlıyor. Bazı yine art niyetli işverenler doymak bilmiyor. Doymak bilmiyor, doymak bilmiyor. İyi niyetlere hiçbir sesimiz yok. Allah daha çok kazandırsın onlara ama bakıyorlar gözü 30 günü aşağı çekebilir miyiz? Değerli kardeşlerim, biz milletvekili olmak istemiyoruz. Fabrikamız olsun istemiyoruz. Uçak alalım istemiyoruz. Biz yaşamak istiyoruz, yaşamak. Bu alanda hala arkadaşlarım alana geliyorlar. Bu alanda sesleniyorum. Bizi görmemezlikten gelmeyin. Bizi küçümsemeyin. Bizi yok saymayın. Allah şahidin bedelini ağır ödersiniz. Hani kitlerde kadroya geçmeyenleri alacaktınız. Televizyonlarda ülkenin bakanları, ülkeyi ilan edenler söz vermediler mi bize? Verdiler. Aradan 1,5 sene zaman geçti. Kitlerle ilgili hala bir çalışma yok. Özel sektöre karşı değiliz. Yabancı sermayeye karşı değiliz. Özel sektörde gelsin, yabancı sermayede gelsin. Tank paletin %51'i bizde olsun. İşçi Milli Savunma Bakanı'nın personeli olsun. Çok bir şey mi istiyoruz? 4 aydır tank palette, Gölcük'te, askeri fabrikalarda kardeşlerimizin huzurunu kaçırdınız. Bir an evvel bu meseleyle ilgili olumlu bir haber kamuoyuna açıklamak durumundasınız. Biz Türk İş Yönetimi olarak dedik ki 1600 lirayla ilgili insanlar geçinemiyor. Sıkıntı çekiyor. Bunu 2000 liraya getirin. Aralık ayında da 2000 lira üzerinden pazarlık yapalım. 3 ay boyunca başımıza gelmeyen kalmadı. Biri dedi tutuklayın. Biri dedi Silivri'ye atın. Biri dedi bu ülkeyi karıştırıyor. Öyle ileri gittiler ki maalesef bir sendikanın biri bizden ilgili suç duyurusuna bulundu. Bu ayıp onlara yeter. 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giden işçileri taşıyan minibüs kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır, 15 kişi ise yaralandı. Kaza üzerine Memur Sen'in Şanlıurfa'daki etkinlikleri yarıda kesildi. Disk ve Keskin öncülüğünde İstanbul Bakırköy'de düzenlenen etkinliğin konser bölümü de iptal edildi. Kahreden haber Şanlıurfa'dan geldi. 1 Mayıs kutlaması nedeniyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Şanlıurfa'ya giden minibüs Birecik yakınlarında devrildi. Arkadaşlarımız Elbistan Devlet Hastanesi'nde çalışan üyelerimiz bu sabah Şanlıurfa'daki 1 Mayıs mitingine katılmak üzere Şanlıurfa'dan 2 araçla yola çıktılar. Araçlarımızın bir tanesi Elbistan'a Şanlıurfa'ya geldi. İkinci aracımızda 16 tane arkadaşımız varmış. Henüz kimliklerini tespit edemedik. Savcı Bey'i bekliyoruz. Az ileride kahvaltı yaptıktan sonra yola çıkıyorlar. Aslında
kaza anlaşılabilir bir şey değil. Burada marka bir araç bizim bu aracımızın önüne çıkıyor. Ona vurmamak için herhalde anlayabildiğimiz bu. Çok üzgünüz, çok yaslıyız. 1 Mayıs'a böyle bir arkadaşlarımızın vefatıyla sonuçlanan bir hadise yaşamaktan dolayı inanılmaz bir üzüntü içerisindeyiz. Feci kazada Şükran Ertemiz, Melike Uysal, Gazel Kısaca, Fatma Kılıç ve Onur Yay hayatını kaybetti. 4'ü ağır 15 kişi de yaralandı. Midibüs'te Özbüro İş Sendikası üyeleri ve Elbistan Devlet Hastanesi çalışanlarının olduğu belirtildi. Kaza haberinin ardından Hak İş ve Memur Sen tarafından Şanlıurfa'da yapılan 1 Mayıs kutlamaları yarıda kesildi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yaralıları hastanede ziyaret etti. Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sendika yetkililerini arayarak kaza hakkında bilgi aldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Şanlıurfa valisi Abdullah Erin de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da başsağlığı mesajını sosyal medyadan yayınladı. Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya giden emekçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu yaşanan elim olayı üzülerek öğrendim. Yaşamını yitiren emekçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Acı haber emekçilerin bayram için buluştukları İstanbul Bakırköy semt pazarında da üzüntü yarattı. Disk korosu 1 Mayıs işçi marşını seslendirdi. Bulutsuzluk Özlemi, Sadık Gürbüz, Grup Vardiya ve MKM sanatçılarından Nurcan Değirmenci'nin konserleri ise iptal edildi. Tabii bugün alanlardan yükselen işçilerin sesleri de çok önemli sevgili izleyenler. 1 Mayıs alanlarında çalışanların taleplerinden biri de iş ve işçi güvenliğiydi. Ve hatta bunu da belirtelim, bugün binlerce işçi de bayram olmasına rağmen, her şeye rağmen çalışmak zorunda kaldılar. İşlerinin başındaydılar ve Kastamonu'da mermer ocağında patlama meydana geldi ve o patlamada iki işçi yaşamını yitirdi. Ayrıca Elazığ'da da maden ocağında traktör devrildi ve bir işçi de bu iş kazasında can verdi. Bu haberleri de size verdikten sonra şimdi durağımız Merter olacak. İstanbul Merter'den görüntüler ekranlarımıza gelecek. 20 katlı bir binada dış cephe temizliği yapıyor işçiler ve bakın o anlar nasıl kameralara yansıyor. Burası İstanbul Merter'de bir iş merkezi sevgili izleyenler. 20 katlı bir bina burası. Bahar temizliği yapılıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılan bu temizlik Merter metro istasyonuna gelenlerin büyük ilgisini çekti. Ve temizlik firmasının işçileri komando gibi iple sarkarak tehlikeye adeta meydan okuyorlar. Güvenlik önlemlerini bu şekilde aldılar. Su dolu kovalar ve cam silmek için gereken malzemelerle birlikte kendilerini binadan sarkıttılar. Halatlarla güvenliklerini sağlayan işçiler yerden metrelerce yükseklikte yavaş yavaş inerek binanın dış cephesini pırıl pırıl yaptılar. Çevredekilerse olan biteni korku dolu bakışlarla izledi. Yurdun dört bir yanında yüz binlerce işçi ve emekçi, işçi sınıfının Uluslararası Birlik ve Mücadele Günü 1 Mayıs'ta alanlara çıktı. Geçmiş yıllara göre kitlesel geçen 1 Mayıs mitinglerinde kendiliğinden katılan işçi sayısındaki artış dikkat çekti. İşte yurdun dört bir yanından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü manzaraları. Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı 1 Mayıs. İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü binlerce kişinin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlamaya katılanların giydiği renkli kostümlerle toplumsal sorunlara değinen pankartlar dikkat çekti. Gel.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sahneye çıkarak çoğunluğu kadınlardan oluşan işçi korosunu seslendirdiği Ciao Bella isimli şarkıya eşlik etti. Burdur'da 1 Mayıs için yürüyüş düzenlendi. Davul zurna eşliğindeki yürüyüşe siyasiler, işçiler, sendika temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik yürüyüşe katılanların hep birlikte halay çekmesiyle sona erdi. Müzik 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Gaziantep'te de kutlandı. Şarkıların çalındığı alanda işçiler slogan atıp halay çekti. Manisa'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü birçok sendikanın, siyasi partinin ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlandı. Yürüyüş boyunca birleşe birleşe kazanacağız ve yaşasın 1 Mayıs sloganları atıldı. Kayseri'de de kutlandı 1 Mayıs. Sendika yönetimindeki kadınlar işçi kadınların yerine çalıştı. Ama maalesef özel sektörde çalışan arkadaşlarımız görevleri başındalar. Biz de onlara bugün tatil yaptırıp onların yerine bir günlüğüne çalışmak için buradayız. Muğla'nın 13 ilçesinden yaklaşık 5000 kişinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleşti. Trabzon'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendika ve siyasi partilerin öncülüğünde Atatürk alanında coşkuyla kutlandı. Müzik 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Eskişehir'de düzenlenen programlarla da kutlandı. İşçiler yürüyüşlerinin ardından meydanlarda halay çekerek gönüllerince eğlendi. Bu görüntülerse Edirne'den 1 Mayıs orada da coşkuyla kutlandı. Tunceli'de ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 3000 kişinin katılımıyla davul ve zurna eşliğinde halaylarla kutlandı. Bir Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken liderlerden de kutlama mesajları geldi. Bir Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm Türkiye'de kutlanıyor. Binlerce insan meydanlara akın ederken liderler de bu önemli günü unutmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum dedi. Emekçilerimizin demokratik yollarla dile getirdiği tüm taleplerini dikkate alarak devletimizin tüm kurumlarıyla, sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, çalışanlarımızın sorunlarının çözümü ve hayat şartlarının iyileştirilmesi hususlarında çalışmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlamına uygun şekilde provokasyonlardan uzak bir bayram havasında kutlanmasını diliyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından kutladı Emek ve Dayanışma Günü'nü. İşsizliğin çözüldüğü, iş cinayetlerinin son bulduğu, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin düzeltildiği, üreten, istihdam yaratan bir Türkiye'nin yeniden temellendirildiği yarınlara olan inancımla tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak kutladı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bütün emekçilerimizi kutluyor, hepsini kucaklıyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Bugünü hain gayeleri için bir fırsat olarak görenlere, işçilerimizin tertemiz duygularını sömürmek için provokasyon kuyruğuna giren namertlere göz açtırılmamasını diliyorum.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün anlam ve ruhuna uygun kutlanmasını, geçmişin acıklı olaylarının tekrar yaşanmamasını niyaz ediyorum. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kutlama mesajında 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlanmasını temenni etti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur içinde, coşkuyla bir bayram havasında kutlanmasını temenni ediyor. Bütün çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı sevgili izleyenler. Çalışanlar meydanlardan taleplerini haykırdı. Halayların hep bir ağızdan söylenen marş ve şarkıların damga vurduğu kutlamalardan fotoğraf kareleri ne yansıyanlarsa söze gerek bırakmadı. İşte fotoğraf kareleriyle 1 Mayıs. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. 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 Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Tabii Türkiye'de siyasette neler yaşandı bugün onlara da bakalım sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İttifakı açıklaması konuşuluyordu. Devlet Bahçeli'nin de bu sözleri Türkiye İttifakı başta tepkisine neden olmuştu. Ve acaba Cumhur İttifakı'nda bir çatlak var mı sorusu gündeme gelmişti. İşte Devlet Bahçeli sürpriz bir Cumhur İttifakı açıklaması yaptı bugün. Cumhur İttifakı Türk milletinin takdir ve ufuk bayrağıdır dedi. Ve başka bir ittifaka ihtiyaç yoktur vurgusu yaptı. Hoş geldiniz. 31 Mart seçimlerinin ardından gözler Cumhur İttifakı'ndaydı. İttifak bitecek iddiaları ortaya atıldı. Liderlerden peş peşe gelen açıklamalar iddiaları yalandı. Son açıklama ise MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. MHP ile AK Parti arasında soğukluk veya mesafe varmış gibi iddialarda bulunanların mayası bozuk, mizacı bulanık, maksadı belalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel tercihi Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılması doğrultusundadır. Cumhur İttifakı'nın hisarlarında acaba gedik açar mıyız diye dört bir koldan üzerimize gelenlere karşı ne tavizimiz ne de tamahımız olacaktır. 29 Nisan sendromunu canlı tutup partimizden açıklama geleceğini söyleyen, ittifakın biteceğini ifade eden akıl ve ahlak fukaraları bir kez daha duvara toslamışlardır. Cumhur İttifakı Türk milletinin takdir ve ufuk bayrağıdır. İttifaka özenle ve önemle sahip çıkılmalıdır. Başka ittifak arayışlarına ihtiyaç yoktur. Bahçeli ittifak ortağı AKP'ye de açık bir çağrı yaptı. Cumhur İttifakı çevresinde vızır vızır fitne kazısı yapanlara hem sırtımız dönük hem de kapımız örtüktür. Böylesi açık tavır ve tercihi muhataplarımızdan da beklemek en tabii hakkımızdır. Gündeminde İstanbul seçimleri de vardı Bahçeli'nin. İstanbul seçiminin iptal edilmesinin milli beklenti olduğunu iddia etti. YSK'dan çıkacak karara saygı göstereceklerini de ekledi. İtiraza esas teşkil eden gerekçe deliller başka bir çıkış yolu göstermemektedir. MHP YSK'nın alacağı karara mahşeri vicdana uygun olması kaydıyla elbette saygı gösterecektir.
Seçimler geride kaldı ancak İstanbul'la ilgili tartışmalar devam ediyor. İyi Parti'ye göre bu yaşananlar vatandaşın sandığa olan inancını azaltıyor. İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı bu nedenle İstanbul için YSK'yı göreve çağırdı. Seçimlerin üzerinden bir ay geçmesine rağmen AK Parti'nin seçim sonuçlarını kabullenmediği, itirazların sürdürülerek kesin sonuçların açıklanmasını engellediği görülmektedir. Bu durum toplumumuzda gerginliği artırmakta, zaten pamuk ipliğine bağlı ekonomik ve sosyal dengeleri alt üst etmektedir. AK Parti'nin demokratik hoşgörü ve siyasi olgunluktan yoksun bu tavrı, insanımızın demokrasiye ve sandığa olan inancını da zayıflatmaktadır. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, tartışmaların devam ettiği İstanbul seçimlerini gündemine aldı, iktidara yüklendi. AKP'nin tavrının insanların sandığa olan inancını azalttığını söyledi, YSK'ya çağrı yaptı. Milletimiz ve çağdaş dünya, 31 Mart'ta yapılan ve Sayın İmamoğlu'nun kazandığı seçimin kesin sonuçlarını bir an önce açıklamasını beklemektedir. YSK'yı bir an önce 31 Mart'ta sandıktan çıkmış İstanbullu seçmenlerin iradesini ilan etmeye davet ediyorum. İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Paçacı, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendirdi. Cumhur İttifakı'na organize bir saldırı yok. Cumhur İttifakı'na saldırı Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye İttifakı ise o saldırıyı demek ki organize bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı yapmaktadır. Türkiye İttifakı meselesini de Sayın Cumhurbaşkanı gündeme getirmiştir. Eğer rahatsızlığı Türkiye İttifakı ise bunu ortaya koyan ortağında aramalıdır bu organize saldırıyı. Kurultay iddialarına da yanıt verdi Paçacı. İYİ Parti'nin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Her önüne gelen olağanüstü kurultay talebini basın yoluyla iletmesi doğru değildir. Olağanüstü kurultayın toplanma yolları bellidir tüzüğümüzde ve o tüzük hükümleri uyarınca gerekli olan imzaları toplarlarsa olağanüstü kurultaya her zaman gidebiliriz. Teşekkür ederim. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 41 yeni hapishane projesi olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, cezaevlerini bacasız fabrika olarak görenlere sert eleştirilerde bulundu. Karamollaoğlu, İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi tartışmalarını da değerlendirdi. Seçimin tekrarlanması için gerekçe görmüyorum dedi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Hayırlı olsun ziyaretinin ardından Saadet Partisi lideri Yavaş'a başarılar diledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da seçimin galibi olan Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Yavaş hayırlı olsun ziyareti için Karamollaoğlu'na teşekkür etti. Kendilerinin de eski bir belediye başkanı olması nedeniyle belediyelere ve çalışmalarına ilişkin bir takım uyarılarını sağ olsunlar bize bildirdiler. Bizler de İnşallah bütün Ankaralı'ya layık bir belediye başkanı olmak için çalışacağımızı kendilerine bildirdik. Saadet Partisi lideri de zor bir dönemden geçirdiğinin altını çizdi. Yavaş'a başarılar diledi. Belediyecilikte tecrübesi olan bir arkadaşımızın gelmiş olması bizim daha güzel hizmetlerin yapılacağına olan inancımızı artırdı. Biz başarılar diliyoruz. Zor bir dönemden geçiliyor. Bunu da takdir ediyoruz ama bu aksaklıkların, problemlerin hepsinin üzerinden gelineceğine de inanıyoruz. Açıklamanın yapıldığı toplantı salonundaki duvarın fonunda belediyenin mevcut logosunun yanında Sığiye'deki İhtit Güneşi Anıtı'nda yer alması ise dikkatleri çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan çarpıcı bir iddia geldi. Öztrak, iktidarın terör örgütleri PKK ve PYD ile görüştüğünü öne sürdü. Bunun ortaya çıkmasından mı korkuyorlar diye soran Öztrak, İstanbul seçimlerine de değindi. PKK ve PYD ile görüşmeler yapıyorlarmış. Bu ortaya çıkmasın diye mi bu kadar telaş içindeler?
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztırak çarpıcı bir iddia attı ortaya. İktidar YPG-PYD ile görüşmeler yapıyor dedi. Suriye Demokratik Güçleri ile Türkiye arasında birçok meşru konuda doğrudan görüşmeler devam ediyor diyor. Meşru konu ne demek? Mehmetçiğimizi şehit edenlerle bunlar doğrudan görüşüyormuş. Bunu kimden öğreniyoruz? Kim söylüyor? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı. Bu açıklama pek çok soruyu da akla getiriyor. CHP'nin adının terörle yan yana getirilmesine tepkisi de sert oldu Öztürk'ün. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye'nin devamı olan bir partidir. Hiçbir terörle bir araya getiremez. Ama bizi bunlarla bir araya getirenlerin geçmişinde ordunun, milletin kozmik odasına teröristleri sokma olayı vardır. Geçmişinde şehirlerin altında hendekler kazılıp bomba döşenirken valilere müdahale etmeyin emrini verme olayı da vardır. Öztürk'ün gündeminde İstanbul seçimleri de vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli için ayrı bir parantez açtı. Bu beyler koltuklarını koruyabilmek için şimdi İstanbul'da seçimleri yeniletmeye çalışıyorlar. Kapısına TC ibaresini asmak olan belediye başkanlarımızı yabancıların yaptıkları nezaket ziyaretleriyle suçlamaya çalışıyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nu açıkça baskı altına almaya çalışıyorlar. Bahçeli'nin içini rahat ettirmek için bir de oyların tamamını kendisine saydırmak lazım. 31 Mart seçimlerinde sandıktan %72'lik bir rekor oyla çıkarak Ankara Pursaklar Belediye Başkanı seçilen AKP'li Ayhan Yılmaz görevinden istifa etti. AKP'de yerel seçim sonrasında ilk istifa şoku yaşandı. Bir ay önce seçilen Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ın ani bir kararla görevinden istifa ettiği belirtildi. Parti yönetiminin ikna etmeye çalıştığı Yılmaz'ın telefonlarını kapattığı iddia ediliyor. 2015'te AKP'den Ankara Milletvekili seçilen Ayhan Yılmaz, 5 aylık kısa süren milletvekilliğinin ardından yeniden aday yapılmamıştı. 31 Mart'ta Pursaklar Belediye Başkanı adayı olan Yılmaz, %72 oy alarak Ankara'da merkez ilçeleri içinde en yüksek oy almıştı. Ayhan Yılmaz istifasına ilişkin dilekçesine Ankara İl Yönetimi'nde yer alan oğlu Mücahit Yılmaz aracılığıyla Pursaklar Kaymakamlığı'na teslim etti. İstifası duyulunca parti yönetiminin Yılmaz'ı ikna etmek için uğraş verdiği öne sürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Ayhan Yılmaz'la genel merkezde dün gece görüştüğü ve Yılmaz'ı ikna edemediği iddia edildi. ...15 Temmuz şehidi Cuma Dağ'ın eşi Rukiye Dağ, geçtiğimiz yıl AKP'den milletvekili olmak için girdiği mülakatta aldığı yanıtla şoke oldu. Şehidin eşine dulmuşsun, boşanmışsın şeklinde bir hakaret edildiği öne sürüldü. O şehit eşi bir yıl sonra ilk kez konuştu ve AKP'ye tepki gösterdi. 15 Temmuz şehidinin eşi AKP'den milletvekili olmak istediği mülakatta aldığı yanıtla şok oldu. 15 Temmuz gecesi şehit olanlardan biriydi Cuma'da. Helikopterlerin açtığı ateş sonucunda Beştepe'de şehit oldu. Eşi Rukiye Dağ AKP'den milletvekili olmak istedi. 15 Temmuz şehidinin eşi genel merkeze katıldığı mülakatta dulmuşsunuz, eşinizden boşanmışsınız şeklinde bir yanıtla karşılaştığını söyledi. Bunun bir hakaret olduğuna dikkat çekti. Olayın üzerinden bir yıl geçti. Rukiye Dağ yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu. Kendisine iftira atıldığını, bir yıl sözlü saldırıya maruz kaldım diyerek itiraf etti. Hatta öyle ki 15 Temmuz gecesi sokağa çıktıkları için pişman olduğunu söyledi. Bir kibir deryasının bana yaptığı terbiyesizliği anlatmak suçsa, evet suçluyum. Eşim ve kendi adıma konuşuyorum. Biz o gece sokağa çıkan enayileriz. Böyle olacağını, yargısız infaza uğrayacağımı bilsem, bazıları gibi kafamı vurur uyurdum. 15 Temmuz şehit yakınının anlattıkları akıllara bir başka şehit eşi olan Nihal Olçoğ'u getirdi. Eğer Abdullah'ı bir daha göremeyeceğini bilseydim, 6. kattan aşağıya inip en azından onu bir defa sarılırdım. 15 Temmuz gecesi darbecilerin kurşunlarıyla hayatını kaybeden Erol Olçoğ'un eşi Nihal Olçoğ da AKP'ye yönelik sert eleştirileriyle gündeme gelmişti. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan sözleşmeli er Yalçın Koca son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye'nin Aziz kentinde PKK-PYD'li teröristler tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit düşen piyade sözleşmeli Er Yalçın Koca son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için memleketi Çankırı'da doğum yeri olan Güney Kışla Köyü'nde tören düzenlendi. Şehidin annesi Yurduşen Koca tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri Yasin ile Yahya Koca da tabutu öptü. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde YPG PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Yaralılara da acil şifalar diledi. Kılıçdaroğlu Twitter paylaşımında Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde YPG PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir görüşme gerçekleştirdi. Dün akşam Ankara'ya gelen James Jeffrey, Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la görüştü. Kalın ve Jeffrey başkanlığında heyetler arasında yapılan toplantıda Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi, IŞİD, PKK, YPG, PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, İdlib mutabakatının korunması, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin yeniden inşası konuları gündeme geldi. Toplantıda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgeyle Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı. Suriye konusunda işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı. Öte yandan görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir davetinin olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Temmuz ayı dahil tarihler üzerinde çalışılıyor değerlendirmesi yaptı. Venezuela'da dün muhalif lider Juan Guaido'nun liderliğinde gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından devlet başkanı Maduro açıklama yaptı. Maduro, bu darbe girişimi cezasız kalmayacak dedi. Başkent Caracas'ta devlet başkanlığı sarayında konuşan Venezuela lideri ulusa sesleniş konuşması yaptı. Maduro konuşmasına darbe teşebbüsünü bastırması nedeniyle orduya teşekkür ederek başladı. Ülkenin Cumhuriyet Başsavcısıyla konuştuğunu, 3 savcı atadığını ve sorgulamaların devam ettiğini belirten Maduro, darbe girişimini cezasız bırakmayacağız dedi. Ayrıca basında çıkan La Carlota askeri üssünün alındığına dair haberlerin de asılsız olduğunu söyledi. Muhaliflerin ateşli silahlar kullandığını söyleyen Maduro, orduyu oraya yığmamızı mı istiyorlardı? Ya orada 100-200 kişinin öldüğü bir felaket olsaydı diye sordu. Öte yandan dün gece saatlerinde Maduro'nun darbe girişimine liderlik etmesiyle suçladığı ülkenin muhalif liderlerinden Lopez'in büyük elçiliğine sığındığı duyuruldu. Şili Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabında Şili Venezuelalı demokratlarla bağlılığını yineledi ifadelerine yer verdi. Ahí mismo corrió la noticia de que estaba tomada la base.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yine bir intihar girişimine sahne oldu. Ve yine bir siyasetçi o intihar girişimine müdahalede bulundu. Bugün işsizlik nedeniyle intihar etmek isteyen genci o sırada köprüden geçmekte olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu ikna etti. Daha önce de yine aynı yerde intihar etmek isteyen bir kişiyi dönemin başbakanı Binali Yıldırım ikna etmişti. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde intihar girişimi yaşandı. Duran Yıldırım adlı işitme engelli genç işsizlik nedeniyle intihar girişiminde bulundu. Artı gerçekten Can Bursalı'nın haberine göre yaklaşık 2 saat boyunca süren intihar girişimi sırasında köprüden geçmekte olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu konvoyunu durdurarak Duran Yıldırım'ı ikna etmeye çabaladı. Üzerinde AKP logolu tişört ve Türk bayrağı bulunan Yıldırım, Davutoğlu'nun ve koruma ekibinin çabalarının ardından ikna oldu ve korkuluklardan indi. Duran Yıldırım'ın işsizlik nedeniyle bunaldığı ve annesinin mezarının olduğu Tokat'ın Zile ilçesinde iş bulmak istediği öğrenildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan intihar girişimlerine siyasilerin müdahalesi ilk değil. Binali Yıldırım da 8 Temmuz 2018'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlamak isteyen bir kişiyi intihardan vazgeçirmişti. Türkiye'nin arkada bıraktığı yerel seçimlerden sonra zamlar ardı ardına gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cep telefonlarında %25 olan ÖTV %50'ye çıkarıldı. Cep telefonlarına yönelik ÖTV düzenlemesiyle matrahı 640 liraya aşmayan cep telefonlarından %25, 640 lirayla 1500 lira arasındaki telefonlardan %40, 1500 lira üzerindeki telefonlardansa %50 vergi alınacak. Şubat ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla cep telefonlarından ÖTV matrahlarına göre farklı oranlarda vergi alınmasının önü açılmıştı. Evet, şimdi Ege'nin incisi İzmir'e, Urla ve Buca ilçelerine gideceğiz. Üretmeyi, canlılığı ve paylaşmayı anlatan 3 haber gelecek ekranlarımıza. Bugün yiyoruz, yarın diyete başlıyoruz hanımlar, beyler. Yemeğini dövüyorlar. Buyurun. Tezgahları enginarlı pilavlar, kurabiyeler ve çiğ köfteler süsledi. Enginarlı çok farklı şeylerimiz var. 3 gündür enginarlı oreşke satıyorum. Rus kurabiyesi oreşke normalde. İçinde süt reçeli oluyor ama bugün enginarlı muhallebiyle yaptım. Çok lezzetli. Ve enginarlı kurabiyelerimiz var şöyle. Enginarlı yulaf, enginarlı kurabiye. Enginarlı susamlı. Urla'da 5.si düzenlenen ve 3 gün süren Uluslararası Enginar Festivali katılımcıların akınına uğradı. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen binlerce kişi festivale katıldı. Toplam katılımcı sayısı yakın zamanda eşine rastlanmayan bir rakama ulaştı. Resmi olmayan rakamlara göre o sayı tam 700 bin kişi. Türkiye son yıllarda tarım üretiminde çöküş yaşarken Urla'dan umut veren bir örnek geldi. Kadınlar belediyenin hayata geçirdiği çilek üretimi projesiyle istihdama da. İlk zamanlar Urla'da yetişmez denilerek dikilmeyen çilek artık katma değeri yüksek bir ürün haline dönüştü. İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve erzak yardımı başlattı. Sosyal medyada bir araya gelerek farklı yardım faaliyetlerine öncülük eden Bucalılar, alan elin veren eli görmediği kampanyayla 450 dezavantajlı aileye destek oldu. Geçmişimizden, atalarımızdan öğrendiğimiz dostluk, barış, kardeşlik ve paylaşmayı tüm insanlara örnek olması amacıyla hayata geçirdik. Bu etkinliğin sağlanmasında çevre mahallemizin muhtarlarından isimler istedik. Gerçekten ihtiyacı olan aileleri tespit edip onları tek tek teslim edeceğiz. Buradaki desteklerinden dolayı Bucalılar sayfası tüm gönüllülerine, Bucalılar sayfası tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum. Onlar insanlara ve insanlığa örnek, iyiliği, dostluğu
kardeşliği insanlara anlatabilmenize yardımcı oldular. Yardım kolilerin her birinde ayçiçek yağı, un, şeker, pirinç, makarna, bulgur, çay, salça, nohut, mercimek, şehriye, zeytin ve sofra tuzundan oluşan 13 kalem gıda malzemesi var. Evet, böylece akşam haberlerinin sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın aynı saatte saat 18.30'da tekrar görüşmek dileğiyle iyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.